Tamam annem. Tamam merak etme sen. Küçük kuzuyu da öp benim için. Annem tamam. Hadi dikkat edin kendinize. Efendim Gülsüm. Sesin kötü, ağladın mı yoksa sen? Yok annemle konuştum. Ay ben de konuştum sabah. Ha Feriha bak ne diyeceğim canım sana. Şimdi dayımla annem yöneticiye çıktılar. Ben de evi bırakıp çıkamıyorum da. Askıda annemin yeleği olacak. Cebinde yukarının anahtarı kalmış. Ya kızdılar bize. Bir koşu getiriversen olur mu canım? Morarka mı? Hı hı. Hah tamam buldum. Buldum getiriyorum hemen. Tamam canım sağ ol. Bizim anahtar nerede ya? Allah Allah. Rıza Bey. Rıza Bey. Bak kaç kez çaldırdım kapıcıyı, cevap veriyor mu? 40 yılda bir işimiz düşer, onda da kimseyi bulamayız. Merhaba. Kapıları da açık bunların. Apartmanı bırakıp gitmişler. Sorumsuzluğun bu kadarı. Ben çocukluğumdan beri yukarıyı tanıyordum. Biliyordum ama sen aşağıyı tanımıyordun. Tanımıyorsun Emir, kabul et. Aşağıdan yukarısı nasıl gözüküyor bilmiyorsun. Bilemezsin. Tamam bu senin suçun değil. Ama olduğun yerden aşağıya bakıp beni çözdüğünü düşünmek...
odamdasın. Ben... Niye? Her an biri gelebilir. Seher, babam, Mehmet, herkes. Beni dinlemeye mi geldin? Feriha. Feriha. Baba. Al şu anahtarı kızım. Farkında olmadan yedeğini de alıp çıkmışım. Dışarı çıksan içeri giremeyeceksin. Ha. Feriha, kimse yokken seninle konuşmak istiyorum. Bak kızım, sırf bizim iyiliğimiz için halan karşıda çalıştığı yerden alacağı aylıktan vazgeçip buraya geliyor. Her ay köye anana para gönderiyoruz. Bir de ödememiz gereken bir borcumuz var malum. Yani senin anlayacağın, bu kadar yokluk içinde tek varlığımız evimizin huzuru. Halanın yanında yengeni el üstünde tutacaksın. Yok odamızı aldı, yok babam divana kaldı diye ortalığı ateşe vermeyeceksin. Oldu mu kız? Hadi kal sağlıcakla. Ben kapı çıktı, dayanamadım girdim. Meşhur kapıcı dairesi burası işte. Burası benim odam. Bu aynam yukarıdan gelmişti. Senin kadar garip duruyor burada değil mi? Seninle buluşmadan önce burada hazırlanırdım hep. Burada ağlardım bize. Burada düşünürdüm. Aşağıdan yukarısınız gözüküyormuş. Ne kadar uzak. Ne kadar imkansız. Anladın mı şimdi? Hadi git. Git, böyle konuşmayacağız. Böyle olmaz. Git. Var lan burada. Mehmet yapma. Yapma. Ne yapıyordun lan kardeşime? Ne işin var burada lan? Mehmet. Lan. Mehmet tamam yapma ne olur. Mehmet yapma ne olur. Çekirdeği ya. Gel lan. Mehmet yapma. Verdin de lan seni. Geberteceğim seni. Mehmet yapma. Yapma ne olur. Ne işin var lan burada?
Eve mi aldın bu herifi? Oğlan öldü benim be. Ben girdim. Kuleciğim çıktı kusurlar. Koydun mu lan? Şerif! Ne yapıyordun lan kardeşime? Bizde mi biliyorsun? Ne yapıyordun? Fela mı oldun lan başımıza? Bismillahirrahmanirrahim. Öldüreyim lan seni. Ne diyor kız, ne bu sesle? Ne işin var lan senin burada? Ne işin var? Ne yapıyordun lan evimde? Ne yapıyordun kardeşimle? Ha? Şşş! Yine bunu. Ne yapıyorsun evimde? Mehmet! Mehmet! Dur, dur, dur. Oğlum dur. Dur hele dur. Ya eve almış herif, eve almış. Tövbe de olur mu öyle şey? Oğlum dur hele dur. Oğlum sen daha değil duruyorsun. Hadi yürü ya. Mehmet, hadi Mehmet abi ne olur. Hadi dur. Dur sakin ol. Kapı çıktı. Ben kendim girdim. Kim oluyor? Ne demek kendim girdim lan? Haram giriyorsun evladım. Evladım tövbe ya, Mehmet. Ne laflar etme. Neyine güveniyorsun lan? Borcumuza mı güveniyorsun? Dur oğlum dur hele tövbe. Tövbe et yavrum. Hadi yavrum sen de durma. Allah aşkına git çocuğum. Git daha git. Ha, hadi oğlum çıksana sen de çık. Çık oğlum çık. Dur. Ya oğlum sen de çıksana ya. Bir daha girmeyeceksin buraya, girmeyeceksin. Heh, Mehmet dur oğlum. Ama... Bir daha gelmeyeceksin lan buraya. Dur, Allah aşkına bir sus yavrum. Aman oğlum, hadi Allah aşkına sus yavrum. Hadi sakin ol yavrum, sakin. Canım. Sakin ol. Lan ben seni ne yapayım lan? Hayır Mehmet abi, ne olur yapma, ne olur yapma. Oğlum yapma, oğlum yapma. Oğlum yapma. Kocanı sakinleştir. Eğer Feriha'nın kılına zarar verirse, ona dokunursa... Kocanı sakinleştir. Mehmet oğlum babana bir şey delirtme. Kurban olayım yavrum bak. Ben biliyorsun tansiyonu var. Anan gelir gittiğinden beri de eli böğründe dolaşıyor. Ama kurban olayım. Kurban olayım oğlum. Mehmet ne oldu burada? Ya anlatsanıza ne oluyor? Ya o buradaydı. Çıldırtmayın anamı ya. Gözlerimle gördüm daha ne? Tövbe de insan kardeşini öyle bir laf kondurur mu? Aman tövbeler tövbesi evlerden olarak. Ya bizde olmaz öyle şeyler Mehmet. İki düşün bir konuş oğlum. Kızım sen şu kocana mukayyet ol hadi bakayım. Hadi sen bir gel biz dışarıda bir konuşalım. Hadi bir sakinleş. Hadi. Gülsüm. Az çık kızım dışarı. Yani şimdi kızın ne günahı var? Çık. Dayın gelmeden ortalığı toplayalım hadi. Bak Feriha, ya iki hafta önce olmuş olsaydı Mehmet'e kalmaz ben kırardım bacaklarını ama anasız kalmış kuşa kıyamam ben. Ah kızım, ayağını denk al. Bu benim Gülsüm'e de kötü örnek olma. Benim şefkatimi kaybetme olur mu kızım? Hadi, kalk da baban gelmeden şu ortalığı toplayalım. Hadi gülüm, hadi. Herif kapının önünde değildi Seher. Evden çıkıyordu. Benim evimde. Daha ne diyeyim? Tamam. Tamam anlıyorum ama bir sakin ol tamam mı? Hadi bir oturalım konuşalım seninle ha? Ya konuşulacak iş mi bu? Herifi diyorum evden çıkarken gördüm. Daha ne diyeyim? Ya anlıyorum tamam. Ya ama... Ya Allah aşkına senin aklın eriyor mu? Ya öyle bir şey olsa bile yani Feriha gündüz vakti. Halanlar ev taşırken tövbe yarabbim çocuğu eve mi alacak? Ben kardeşime güveniyorum Seher. Ama o güvenmiyorum. Ya ben bunları iyi bilirim. Şimdi borcumuz var ya. Kim bilir kafasından neler geçiriyor. Ama ben kardeşimi ona yem etmem. Ay saçmalama ya. Senin de aklına hep en kötüsü geliyor. Üniversiteyle ilgili bir şeydir. Okulla ilgili. Ne bileyim derse ilgili bir şey soracaktır çocuk. O yüzden gelmiştir eve. Ya Feriha'yı tanırım. Aklı ermez böyle işlere.
Ya aklını çelerse? Ya annem de yok. Kız öylece kaldı. Asıl onu köye götürmesi lazımdı annemin. Ama dur. Babam şu işi bir öğrensin de. Ya sen iyice delirdin. Ya böyle bir şey babana söylenir mi? Söylemeyip ne yapacaksın? Ay Mehmet yapma Allah aşkına. Adama inme iner. Ya bir de bu yaştan sonra emekliliğini mi yakacaksın? Ne yapayım Seher, sen söyle ne yapayım? Ulan adamı kendi gözlerimle evden çıkarken gördüm. İşin peşini mi bırakayım? Ya tamam, işin peşini bırak diyen yok sana. Ama bir sakinleş. Yani böyle yangına körükle gitme. Bir ortalık durulsun. Zaten Feriha'nın kesin gözü korkmuştur bak. O çocuğu daha yanına yaklaştırmaz o. Hem şimdi annen duyacak, üzülecek kadın. Büyümesin iş. Sonra bir de Ömer'i kapıp tekrar buraya mı gelsin kadın, yazık değil mi? Bak Gülsüm. Bir bildiğin varsa bak. Yok anne, ne bileceğim ben? Bak, bir bildiğin var da anana demiyorsan, o numaradaki oğlanla bu Feriha'nın arasında bir şey varsa, vallahi ikinizin kemiklerini bir kırarım ona göre. Yok anne, bilmiyorum dedim ya. Telefona bakıver. Alo? Alo Gülsüm. Yengecim. Anne? Anne? Kızım, yavrum benim, anneciğim, canım kızım. Feriha. Annem ne yapıyorsun? Feriha, ne oldu annem? Yok anne, çok özledim. Ben de seni annem. İyi misin? Çok özledim, o kadar. Kızım iyi misin Feriha? İyiyim. Okula gidip geliyorum. Halamla Gülsüm de yanımızda artık. İyiyim yani. İyi. Mehmet'im orada mı? Geldi şimdi anne. Mehmet, annem. Şşşt. Ya bir kısmı aklı burada kalmasın oğlum ha. Hadi yavrum. Anne. Mehmet, kurban olurum sesini annem. Ne oldu bu sehpaya ya? Ay babacığım. Ay sakarlık işte. Bugün böyle biz işte koşturmaca, ev taşımaca falan derken sen sehpa düş, ayağı kırıl. Ay keşke sizin adamlarınız taşısaydı biz böyle temizlik yaparken, değil mi? Tutkal çekmek lazım buna. Tamam, ben yaparım. Dur, sonra bakarız. Benim çöpe çıkmam lazım. Ben çıkarım baba. Ben çıkarım. Emir. Kardeşim kalk bir git duş al. Bir elini yüzünü yıka. Bu ne ya? Emir. Ben nasıl girdim o eve ya? Nasıl bu kadar tedbirsiz davrandım? Şimdi Feriha... Bu nasıl çaresizlik ya? Kardeşim etrafında görürsen, okulda, apartmanda, sokakta, senin doğduğuna pişman ederim. Anladın mı? Anladın mı? Olsaydı. Mehmet abi dayıma bir şey söyleyecek diyordum, patladı vallahi. Ya nasıl girdi eve o?
Ya al girdi de ne oldu işte? Her şeyi gördü. Her şeyi. Kendimi çırılçıplak hissettim. Evden çekip çıkarmak istedim. Niye? Onu affettiğin için mi? Yoksa onu evde göremediğin için mi? Burada olması o kadar garipti ki. Kapıları yüzüme kapatırken bile bu kadar yabancı gibi gelmemişti bana. Herkes vardı. Feriha benim hayatımda hiçbir zaman heyreti olmadı. Ama ben onun hayatında heyreti kalmışım. Ne gördüm biliyor musun? Ne kadar imkansızmışız biz. Bunu bile bile hala çok istiyorum onu. Ne istiyorsun sen? Yalanları da gerçekleri de unutmak. O burada sadece eski eşyalar, rutubetli duvarlar görmedi ki. Korkularımı gördü. Çaresizliğimi gördü. Gördüğü hiçbir şeyi unutmayacak. Korkma, misafircilik oynamaya gelmedim. Hatta oturmayacağım bile. Yarım saate kadar yetişmem gereken bir randevum var. Benden tavsiye almaya geldiğine göre çok önemli biri olmalı. İşte buna gülerim ben. Bir yıl boyunca kandırıldıktan sonra hala bu apartmanda oturan oğlumdan tavsiye alacak kadar düşmedim. Ne istiyorsun baba? Şu haline bak. İşte bunun cevabını istiyorum. O kızla tanıştığından beri neden Emir Sarrafoğlu gibi değil de bir sokak serserisi gibi davranıyorsun? Açılışta yılın rezaletine imza atabilirdin. Ve gördüğüm kadarıyla da yüzüne güzel bir imza atılmış zaten. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Çöp yok. Sağ ol.
Ne oldu? İçin mi ezildi? Neredeyse kayınpederin olacaktı, değil mi? Git ellerini öp de çöpleri de sen topla bari. Heyecanlı olur. O kadın borcu kapattığına göre artık burada uğraşıyorum mazeretinde kalmadı. Bir dakika, bir dakika. Kadın? Evet. Neydi adı? Ha, Sofia Hasan'dı galiba. Aile dostlarıymış. Sıra dışı kapıcı ailesinin de hatır sayılır dostları bitmek bilmiyor. Neyse, sonra görüşürüz. Buyurun, buyurun. Mehmet. Ben yarın Veysel'i bir yoklayacağım. Sen de acaba paranı erken mi isteseydin diyorum. Hayırdır baba? İkisini birleştirip yarım bankaya yatıralım. Borç için yani. Yukarıdan bir şey mi dediler babacığım? Yok kızım. Ay yok, ben senin yüzünü hiç beğenmedim. Baba doğru söyle. Bir şey mi oldu? On numaranın babası oradaydı da yüzüme uzun uzun baktı. Ay başı geçti. Neredesiniz der gibiydi. Haksız mı yani? Gel şuraya. Ya gelsene. Ya çabuk şunu suya tutalım. Tamam, yok bir şey, yok. Ya Feriha. Ya bir de Levent Bey mi çıktı başımıza şimdi? Ya biliyorum ben onun borcu ödemediğini. Ödese söyler, niye yalan söylesin ki? E kim ödedi o zaman Feriha borcu? Bilmiyorum. Ya aslında bakarsan kim ödediyse ödedi ya. Biz sevineceğimiz yerde üzülüyoruz. Bak kurtulduk işte, borç bitti. E ne diyeyim ben babama? Kimin ödediğini bilmiyorum ama borç kapanmış. Oh ne ala mı diyeyim? Valla bilmiyorum ne diyeyim ama. Yani bir an evvel dayıma da söylemek lazım. Bak adam çok üzülüyor Feriha ya. Ya bir rahatlar. Hem o Emir de artık Mehmet abiyle uğraşmaktan vazgeçer. Yani Mehmet abi de rahatlar ha. Öyle de. Emir de bana o kadar güvenmiyor ki. Taktı Levent Bey'e, borcu o ödedi zannediyor. Levent Bey aşağı, Levent Bey yukarı. Başka bir şey konuşmuyoruz. Ya kız Feriha, bak bu Levent Bey. Yani önce borcumu ödemek istedi diyorsun. E sonra da okula geldi. Ya ne bileyim ben, bu sana şey falan olmasın işte. Hani anla yani. Ne olmasın ya? Ne alakası var? Olmaz öyle şey. E bu Emir neden bu kadar çok kıskanıyor bu adam o zaman? Yani Levent Bey'in sana bile anlatamayacağım özel durumları var. Yani mümkün değil. Ya söylemeyeyim söylemeyeyim diyorum ama yani şu halan da sanki bilerek yapıyor. Ya bütün evin nevresimlerini değiştirmiş, yıkamış ama bizimkine dokunmamış nedense.
Ya gözünü seveyim, ne alakası var ya? Ne alakası var? Ya insan eli değmişken değiştirmez mi bizimkileri de? Ay inanmıyorum ya. Ha divanın altında ne varsa gelmiş dolaba koymuşlar. Ya güzelim bırak Allah aşkına, gece gece başımıza iş çıkarıyorsun ya. Ha iyi de Mehmet, zaten benim 3-5 tane eşyam var. Çıfır çarşısına dönmüş burası. Ivır zıvır. Of. Hamam tası bile var. Ama dur. Zıvır eşya. Hayır kusura bakma ama yani Zehra annem de milletin evini temizlerken kendi evini boşlamış. Gün konuş Seher. Şuna zıvır zıvır. Aa, nişan fotoğrafları. Nereden çıktı bunlar ya? At şunları. E ama baksana Mehmet, ben de varım. Ya kaldır at şunları, sinirimi bozma. İyi tamam. Hadi hadi çarşafları ser de yatalım. Emrin. Ya aşk olsun anne ya, kaçırdım işte ilk dersi. Ah kuzum, gece geç vakte kadar ders çalışıyorsun yavrum, kıyamadım sana. Ay anne olur mu öyle şey, aman yani. Kimseye iyilik yaramıyor. Herkes bir havada ya. Hatice halacığım. He. Dün dolaptaki bit pazarını temizledim. Hı. Artık şuraya koyayım da biri atsın yani. Bu hamile halimle herhalde bana attırmayacaksınız. Eline sağlık. Seher Hanım. Çöp atacak halin yok, yüklüsün ama öyle yüksek topuklu ayakkabılarla yukarı çıkıp iş yapmana mani olmuyor. Yukarının adeti böyle halacığım. Biz yukarıda ayakkabılarımızı bile çıkarmıyoruz. Bunu da duyan zanneder, misafirliğe gidiyor be. Kızım sen hizmetçiliğe gidiyorsun, hizmetçiliğe. Feriye ne diyeceğim, sen az bekle kızım. Ben karşının servisini yapayım, geleyim sen şuraya şeyin başını bir bekleyiver. Olur mu yavrum? Şey taşmasın. Sonra da onu böyle küçük yere alırsın. Ben karşı apartmanın servisini bir yapayım, geliverin. Hadi yavrum. Hadi. Merhaba. Seriha. Benim. Evde kimse var mı? Sizinle rahatsız edilmeden konuşmamız gerek. Pardon, siz kimsiniz? Ben senin annenin bir arkadaşıyım. Neredesin Hande ya? Yazık değil mi o tırnaklarına? Neye canın sıkıldı senin? Söyle bakayım. Bak Seher. Seni bir kere uyarmıştım. Bu iki etti. Bir daha bana arkadaşınmış gibi davranırsan kendini kapının önünde bulursun. Canım benim. Yani yardım edebileceğin bir şey var mı diye. Ya Feriha da aşağıda bir garip de ondan sordum. Garip mi? Ayakları yerden kesilmiş ve heyecanlı değil mi? Evet biraz heyecanlı. Yani böyle Gülsüm'le odaya kapanıyorlar. Bir fiskos, bir böyle kıkırdamalar falan. Dinlemedin mi? Sana onların konuşmasını dinle demiştim. O kadar kolay değil. Yani dip dibeyiz evde. Emir'i yine kandırmaya çalışıyor işte. Ya öyle bir çekim alanına girmiş ki Emir, yalanları bile unutuyor ya. Bak
Kahretsin ya, çöpe attım. Ne? Sen bekle. Sana öyle bir şey getireceğim ki o Emir Feriha'nın bütün yalanlarını hatırlayacak. Feriha, ben geldim kızım. Feriha. Bak reçelin altını açık unutmuş. Allah seni be. Ah yanacak bak. Ah ah neyse. Ne yapıyorsun kızım öyle çöpün içinde? Ya çok sevdiğim tokamı da yanlışlıkla atmışım da Hatice alacağım. Ona bakıyorum ben. Aman kızım canı sağ olsun. Paşa Mehmet'e söyleriz yenisini alırsan. Olsun ben yine de bir bakayım. Sen reçeline bak. Da buraya döndük. Anneni araştırırken sizin yaşadıklarınızı öğrendim. Araba kazasını, borcunuzu, annenin vurulmasını. Ama en zor olan onları yıllar sonra veda etmesini izlemekti. Demek annemin sevdiği biri vardı. Yanlış. Anneni çok seven biri vardı. Feriha, ben seni üzmek için gelmedim. Ben babama bir söz vermiştim ve onu yerine getirdiğim için buradayım. Belki biraz geç oldu ama bir kendimi dinlemem, toparlamaya ihtiyacım vardı. Annem neler yaşamış? Haberim bile yokmuş. Çok tuhaf. Belki benim bunları sana söylemeye hakkım yok. Biliyor Zehra bana çok kızardı. Ama benim de konuşmaya ihtiyacım vardı. Bu hikayeyi artık annen, ben, bir de sen biliyorsun. Artık babama sözümü de tuttum, rahatladım. Neydi babamıza verdiğiniz söz? Feriha, ben seni tanımıyorum. Nasıl karşılık vereceksin bilmiyorum. Ama ben bunu yapmak zorundaydım. Anlıyorsun değil mi? Anlıyorum. Ama söyleyin işte. Ben araba kazasından olan borcunuzu ödedim. Ne? Gittim sahibiyle görüştüm ve kalan borcunuzu kapadım. Bu onun bana vasiyetiydi. Bu kağıtta benim numara yazıyor. Bir gün eğer konuşmak istersen ne olursa olsun beni ara. İyi de ben babama ne derim? Ben senin babanla konuşacağım. Babam da böyle olmasını isterdi zaten. Ne anlatacaksınız babama? Bana güven. Ben Zehra'ya zarar verecek hiçbir şey yapmam. Süper. Her şey kabak gibi ortada işte. İnan sana yardım etmeyi çok isterdim ama ya bu fotoğraf benim için büyük tehlike. Ne diyorsun sen ya? Bak eğer bu nişan fiyaskosu ortaya çıkarsa ve aşağıdakiler bunu öğrenirse bu fotoğrafı benim verdiğimi anlarlar. Hatta kocam bile. Ya biliyorsun karnımda bebeğim var. Ya eğer bir süre çalışmayacaksan paraya ihtiyacım var değil mi? Ne yani? Sen bana bu fotoğrafı vermeyip satacaksın öyle mi? Ya inan ihtiyacım olmasa
Yani bunu bir güzel bir paket yaparsan armağan ederim ama kendimi garanti altına almam lazım. Ne kadar istiyorsun? Böyle bir anda sorunca sen ne kadar teklif ediyorsun? Ya ne bileyim, 500 lira mı? 500 lira mı? Şaka mı yapıyorsun? Aralarındaki buzları eritmiş bir Feriha ve Emir'in arasını bozmak için. Sence 500 lira yeter mi? Ya bak, birazdan Sanem Hanım gelecek. Ne istiyorsun onu söyle. 5000 lira. Ne? Manyak mısın sen be? Sen bilirsin. Teklif var, ısrar yok. Hoşça kal Seher. Ben bunadım mı yoksa Feriha'nın yengesi diye kıyameti kopardığınız kadın sizden mi çıkıyordu? Hiç kimsenin hiçbir şeyle ilgilenmeyip şimdi bu kızın bizim evde hizmetçilik yapmasıyla mı ilgileniyorsun Lara? Aa, ne oluyoruz ya? Hay, hesap mı soruyorsun bir de? Ne var yani, kız çalışıyor burada. Sevdim kızı, gözüm tuttu. Allah Allah ya. Sanki bir şey var ha. Neyse, görüşürüz. Manyaklıkta çığır atlamışız. Hatice. Ha. Bu akşam hep beraber dua yapacağız. Tabii abi, tabii. Eski bir ahbabın ruhu için dua okuyacağız. Bizim borcumuzu ödedi. O ne demek baba? Ne dediysem o. E bizim borç? Borç yok artık. Vallahi Allah gani gani rahmet eylesin. Apartmanlığına zarar veriyorum. Varlığım bile yetiyor. Daha dün kardeşiyle birbirimize girdik. Bugün babası görüyordu. Olmuyor. O adamların kafalarından geçenleri o kadar anlayamıyorum ki. Bu yüzden tedbir alamıyorum. Ya bizi bilmelerini bırak, yan yana görmeleri bile Feriha'ya zarar veriyor. Sen Feriha'ya işkence etmek için taşındığın apartmandan şimdi onu korumak için ayrılıyorsun. Sen Feriha'yı affettin mi kardeşim? Thank you.
Sana inanıyorum kızım. Sen de kendine inan. İnandıklarının peşinden git. Yüreğindekine inanıyorsan onun da peşinden git. Şaştın şimdi bana değil mi? Anam ne dedi böyle diyorsun? Belki bir gün genç Zehra dile gelir. Belki onun da sana anlatacakları vardır. Emir bak hiçbir şey söyleme, beni dinle sadece. Şimdi söylemezsen bir daha söyleyemeyeceğim zaten. Biliyorum çok mantıksız, çok saçma. Ama ben senin gitmeni istemiyorum. Sana kim verdi? Nişanlıydı. Emir ben zorla nişanlandım. Emir bak bana, zorla nişanlandım ben. Şoförüm dediğin adamla, sen kimsin lan dediğim adamla nişanlıydım Feriha. Bunu isteyerek yaptığımı düşünmüyorsun herhalde. Buna. Fotoğrafa bak. Ben miyim bu? O bulduğum yüzük senindi Feriha. Bunu sana sormuştum. O dönem bu yüzden senden kaçtım. Bu yüzden bitti dedim. Hep aynı şey işte. Ben hiçbir şey bilmeden yine kendimi suçluyordum. Çok güçsüzdüm. Nişandan kaçamazdım. Bu yüzden senden kaçtım. Yine de hiçbir şey söylemedin Feriha. Bizi bitirdin ama hiçbir şey söylemedin. Sen benim bu yüzden neler yaşadığımı bilmiyorsun. Beni her şey için suçlayabilirsin ama nişan için suçlayamazsın. Ben hayatımın en büyük korkusunu... Senin hep korkuların vardı Feriha. Emir yapma lütfen, sürekli aynı şeyi yaşıyoruz ya. Adama sen kimsin demiştim ya. Adama sen kimsin demiştim. Ben bunu hak etmedim. Neler yaşadığımı bilmiyorsun. Feriha git. Gitmiyorum. Feriha git dedim. Hayır, bu konuda beni susturamazsın. Git dedim ben! Defol! Ya canım ne oldu Allah aşkına ya? Ya ağlamasına bak şimdi duracaklar. Ha ne oldu? Ha ne dedi? Ne oluyor kızım, niye ağlıyorsun? Kabus gördü sanırım, böyle ağlaya ağlaya uyandı vallahi. Kıyamam. Annesini gördü herhalde rüyasında. Mehmet hadi sen bir su getir. Hadi hadi durma öyle. Tamam canım. Ay yazık ya. Feriha böyle rüyanda yukarıdan bir yerden mi düşüyordun ha? İnsanlar olur ya böyle hani rüyalarında yukarıdan düşerler. Ya
Al kızım iç şunu. Aklım çıktı ya. Seyret. Gittiler bak. Hadi anlat bana ne oldu? Ha? Ya Seher sen de öyle fırladın geldin. E ne yapayım? Öyle duyunca yani ödüm koptu. Ya dikkatli ol, bir şey olacak bebeğimize. Seher. Ya bak 3 ay oldu. Bir doktora gidelim de ben de göreyim şunu artık. Hadi Mehmet Allah aşkına, gece gece. Hadi yatalım. Hı hı. Evet geldim anne, tamam. Tamam sen rahat rahat yap işini, tamam hadi. Nerede o? Kim? Seher. Feriha ne oluyor yukarıda? Şu yerleri sil. Aa Feriha. Sen yaptın değil mi? Ne oluyor be? Cansu'ya sen yardım ettin. Ne diyorsun, hiçbir şey anlamıyorum. Ben çalışıyordum burada. Ne geçti eline? Ne geçti eline? Bana bak, sen vallahi zıvanadan çıktın ha. Ne oldu? Deniz Kenan'da artistlik yaparken iyiydi. Seni de istemiyorum Emir. Yüzünü de istemiyorum Emir. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. İkiniz de bunun hesabını vereceksiniz. Tabii ben seni altın yumurtlayan tavuktan ettim, hesabını vereyim de. Sen bu yaptığın hesabını kime vereceksin? Sen şimdi görürsün. Ben aşağı ineyim. Sen gör bak kime hesap veriyorsun Feriha. Hadi inme. Seher! İnade edip durma. Hadi gel gidelim bir yere, hastaneye. Gitmem. Halam gelmeden şuradan şuraya gitmem. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol yarabbim. Ya Feriha, kızım bu kadın yüklü, nasıl düştü, ne oldu? Ben ne bileyim hala, anlamadım. Söylesene. Önce bir tane patlattım, sonra da merdivenlerden ittim diye. Ne diyorsun sen? Hadi beni mi itmesin? Açıver kapıyı. Ne diyorsun kızım sen? Allah Allah. Yavrum, sinirim kızım. Kim yaptı bunu sana, kim? Feriha yaptı hala. Merdivenlerden itti. Bu yazıklar olsun sana. Ben sana gösteririm şimdi ikneyi, kalkmayı. Dur şurada be. Dur. Kendine gel öyle. Ben dünyada inanmam ikneye kalkmaya. Şu Gülsüm sen al götür Feriha'yı içeriye. Hala Allah aşkına, ben öyle bir şey yapmadım. Ne itmesi? Yok tamam kızım, al sen götür. Hadi kızım. Sen Allah Allah ya. Bak. Kızım bak, halan da geldi. Hadi yürüyün gidelim hastaneye. Yok Hacer Hanım, şimdi kavga zamanı mıdır? Yok çocuğu yetiştirelim hastaneye. Ne itmesi, ben itmedim. Ne diyor bunlar ya? Şş, bana bak Hacer Hanım, sen giydir kızı. Ben geliyorum şu Feriha'ya. Delireceğim şimdi bak. Gel yavrum, gel talihsiz yavrum benim, gel. Sen, sen var ya sen. Kız sen şeytana papucunu ters giydirirsin. Eşek sıpası iyi ki bir taraflarını kırmadan. Ay ne yapayım valla, bu hamilelik olayı çok uzadı. Ben de gözümü kararttım, atladım. Dur. Allah seni kahretmesin. Ay Allah'ım. Çok ağrım var. Kıyamam, kurban olayım çocuğum. Kıyamam sana evladım. Hadi kalk da ben seni götüreyim hastanelere. Bak bir şey söyleyeceğim. Hı? Bu kadın hastaneye gelmesin. Boyamız meydana çıkar. Kız nasıl söyleyeyim şimdi sen bizimle gelme diye? Şüphe uyandırır. Doğru söylüyorsun. O zaman muayene odasına sokma. Öyle sakın doktorla konuşmasın, tamam? Ben bir şekilde ayar tutarım. Tamam. Ay, ay, yavrum, yavrum. Gel çocuğum, ver yavrum. Ay. Ver güzel kızım, ver ayakları da ver. Ay. Çakal seni. Yavrum benim. Ah. Canım yavrum benim. Kurban olurum ben çok sana. Çok ağrıyor Allah. Çok korkuyorum. Kurban olur sana Allah.
Hadi gel çocuğum. Ay. Ya Feriha dursana. Aman sen aklıma mı kalıyorsun? Ya Feriha dursana, ne olur bir dur ya. Feriha. Ya Feriha dursana, nereye gidiyorsun? Emlakçı hafta sonu bir yer gösterecek. İstersen ben de kal kardeşim. Artık nerede kaldığım bir önemi yok kardeşim. Kasma. Hem sen de kafanı dinle biraz. Ben seni ararım sonra. Ne yapmaya çalışıyorsun? Emir, o fotoğrafı sana Seher'le Cansu verdi. Tuzak kurdular bana. Emir anlamıyor musun? Tuzak kurdular diyorum. Tamam, sana tuzak kurdular. Peki. Ama o fotoğraf gerçekti Feriha, Photoshop değildi. O nişan da gerçekti. Hala anlamıyor musun? Beni tuzaklar ilgilendirmiyor, sadece gerçekler ilgilendiriyor. O nişan gerçekti Feriha. Cansu. Ne oldu? Emir taşınıyor. Taşınıyor mu? Şaşırdım. Niye peki? Feriha yüzünden. Her şey onun yüzünden zaten. Buraya Feriha yüzünden geldiğine göre yine Feriha yüzünden gitmesi normal. Öyle değil mi? Ya neyin normal olduğu umurumda değil ki. Emir gidiyor işte. Sanki her şey normaldi. Ya bir şey yapsana hanım. Ne olur bir şey söyle, ne olur. Ne söyleyebilirim ki Cansu? Benim fikirlerime ihtiyacın yok. Sen olgun, yetişkin bir kızsın. Bana bozuksun değil mi? Kırgın diyelim. Ya yapma ne olur. Sinirle söylediğim şeyleri ciddiye almayacak kadar tanıyorsun beni. Tamam. İlle de duymak istiyorsan özür dilerim. Neyse. Unutalım. Of Feriha ya, of. Efendim? Gülsüm ben. Gülsüm? Feriha'nın Gülsüm yani. Ben şey diye aramıştım. Feriha'yı gördün mü? Yani çıkmıştı. Okuldaydı ama çıkmış olması lazım. Ya evet çıktı da geri geldi mi ki? Gülsüm ne oluyor? Ya önce senin arkadaşın nişan fotoğrafını görmüş. Sonra Seher. Uf, ay ne diyorum ben ya. Ya Feriha evden apar topar çıktı. Benim onu bulmam lazım. Ne? Ne nişanı, ne diyorsun Gülsüm? Ah, geldi. Tamam, kusura bakma, hadi hoşça kal. Feriha. Bebek. Ne bakıyorsun? Katil! Katil! Thank you.
katil. Katilsin sen. Sen öldürdün bebeğimi. Feriha. Mehmet. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Mehmet ne itmesi? İtmedim kimseyi. Saçmalama ne olur. Feriha ne yaptın sen? Mehmet abi. Feriha ne yaptın? Ya bırak, ben bir şey yapmadım. Kardeşim misin lan sen benim? Ne yaptın sen? Mehmet abi ne olur. Mehmet ya kardeşim Mehmet, misin? Ne yapıyorsun sen? He? Ne yapıyorsun? Baba. Feriha beni itti. Bebeğimiz öldü. Yemin ederim öyle bir şey yapmadım baba. Niye yapayım? Yeter! Yeter artık! Ya ne yaptın sen? Mehmet. Mehmet vallahi ben yapmadım. Niye yapayım ki böyle bir şey? Baba olacaktım lan ben. Mehmet hadi ayakta duramıyorsun. Bak babam çok üzülecek hadi. Hadi ver. Çekil. Mehmet hadi bak merak edecek adam. Hadi canım. Çekil. Hadi Mehmet Allah aşkına. Kardeşim misin lan sen? Mehmet ne yapıyorsun ya? Yürü içeri girelim hadi. Hadi gel. Bırak. Mehmet. 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 Emir! Emir yardım et! Ne oldu? Yavaş yavaş! Karaciğerde hasar yok. Dikiş atılıyor. Bir iki saat müşahede altında tutacağız. Sonra çıkabilir diye düşünüyoruz. Teşekkür ederim. Çok yoruldum.
nefes alma konuşabilsem. Feriha yapma bunu. Ama... Bana bir şey söyleme. Emir. Buna izin verme. Sana acımama izin verme. Düşürme kendini bu kadar. Acildeyiz. Beni haberdar et. Tamam. Kız on numara mı götürmüş hastaneye? Aferin vallahi, kim tutmayan cins demiş. Ya Mehmet, şu haline bak. Ya sen benimle ilgileneceğine ben seninle ilgileniyorum. Niye? Ha bir de niye diye soruyor musun? Gittin kendini yaraladın, böyle yatıyorsun. Seher. Hı. Niye itti seni? Bunu gidip de o katile sorsana. Bana niye soruyorsun? Ya zaten beni sevmiyordu biliyorsun. Doğacak olan çocuğumu da sevmeyecekti. Bir fırsatını buldu, kurtuldu işte. Dün gece oğlunuzun bağırtısı bütün sokağa inletti Rıza Bey. Çok rahatsız edici bir durum. Haklısınız efendim. Çok özür dileriz. İyi de bu kaçıncı? Bu apartman sizin sayenizde silah sesi bile duydu. Bakın, herkes sizden şikayetçi. Bu böyle gitmez, haberiniz olsun. Eğer kendinizi toplamazsanız gereğini yapmak zorunda kalacağız. Hayırlı sabahlar efendim. Günaydın. Mehmet'i hastaneye siz yetiştirmişsiniz. İnsanlık görevi. Allah sizden razı olsun. Bir isteğiniz? Yok, sağ olun. İyi günler. İyi günler. Bize bak. Bakalım daha başımıza neler gelecek. Feriha. Canım, hadi ne olur biraz ya, ha? Mehmet bana inanmıyor. Ben içmedim onu. Bak buraya koyuyorum. Yersin, tamam mı? Hadi. Yok, yiyecek hali kalmamış kız. Perişan olmuş. Sanki o perişan da biz iyiyiz. Ya ben burada çocuğumu kaybettim. Siz hala o katili savunuyorsunuz. Ağır ol bakalım.
Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin ha? Katil dediğin benim kızım, benim evladım. Gitip giden çocuk da benim torunum. Bizim de canımız yani. Feriha, buraya gel. Söyle bakalım Seher Hanım. Kızım seni itti mi? Ben söyleyeceğim her şeyi söyledim. Öyle söyledim demekle olmaz. Madem itti diyorsun, konuşacaksın. Neden itti? Kavga mı ettiniz? Açık açık konuş bakalım. Ya benim zaten canım yanıyor. Bir de böyle karakolda gibi hesap mı vereceğim? Vereceksin efendim. Madem katil diyorsun, hesap da vereceksin, ne olduysa onu da söyleyeceksin. Ya ne bileyim, ben şoktaydım, çok hatırlamıyorum. Yok canım, sen ittiğini hatırlıyorum da nasıl ittiğini hatırlamıyorsun, öyle mi? Ya artık ama biraz ayıp oluyor Hatice Hanım. Acılık adına bu kadar da yüklenilmez ki canım. Karışma sen Hacer Hanım. Bu bizim bir aile meselemizdir. Ya çok hatırlamıyorum. Ne bileyim, benim bir an başım döndü. Ya bana ittirdi gibi geldi, arkamdaydı. Feriha, sen yengeni ittin mi? İtmedim baba. Benim kızım itmedim diyorsa itmedi. Anlaşıldı mı efendim? Gördün mü Seher? Kala kaldık el başımıza. Dakika duramam daha burada ben. Ben de durmamalı. Seher. Bana Seher deme. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.